Yani bu bizde birinci derecede. Peki okuyalım, var mı bakalım? Enfüste var. Enfüste var mı Mehmet? İki Var. Mehmet de. Var abi, bende çok var. Sen Ben önüme de kapatıyorsun Mehmet. Sana için farklı yere git. Arabanı farklı yere mesela Hasan getir. abi, bir ders yapıldığı zaman abi, yani bu dersi yaptığın zaman niye yapıyorsun yani? Ben birine bana bahsetsin de güzel ders yapmış desin dediği zaman bu hukuca oluyor mu? Oluyor tabii. Oluyor ama bu hubuca İmam-ı Rabbani Hazretleri şey diyor, Mektubat-ı Rabbaniye'de kalpten en son çıkan emrazı kalbiye, en son en son çıkan en derin bu baş olma sevdası. Hubuca. Ben tanınayım, ben bilineyim, ben konuşulayım, benden bahsetsinler. Korkunç bir şey ya. Allah'a Yani şu veriyor anda ya. Hasan abi burada en yani sıradan insanda bile bu şu anda bu var abi. Bende bahsetsinler. Bakıyorsun ki bir şey yap, hoşuna giden bir şey yapıyor. Kendi tarafına çekiyor. Kendini gösteriyor. Haçta yapıyor, haçta ya. Aynen dediğin gibi yani. Haç ya, hac ibadetinde hac ibadetini yapmıyor. Tavaf ederken filmi çekmek için yapıyor. Şöyle abi, işte şöyle bir diyor bana bir resmi çekti. Elini kaldırarak değil mi? Böyle bir elim resmini çekti ya. Mesela Dehri Hoca'yı tanıdın mı Mehmet sen? Evet tabii, beraber gitmiştik ziyaretine. Şöyle diyor. Şimdi dua ediyor değil mi? Şöyle koysa dizinin üzerine. Ne dediğini bilmiyor ya. Böyle koysa şu demektir. Demektir diyor. Ustadın iki defalığını öpen zattır bu. Böyle, Allah'ım böyle benim böyle bir derdim yok yani. Böyle bir şey istemiyorum da öyle yapıyorum. Mesela yani işte adettir. Dua omuz genişliğinde seviyesinde olmalı. Adamın samimi olduğu belli yani. Hele burada be, ne kaymış. Dua yapıyor, ecirnaları yapıyor. Yani böyle bir problemi yok adamın. Adet olmuş. Bakmış herkes indirmiş. Kendi odasında namertim inan bunu da yapmaz. Samimi bir insan, ben bunlardan değilim, samimiyim ölçüsü nedir? Benimle alakası yok bunun. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz söylüyor. Umumi herkesle beraber kılarken, yaparken duanı, husus odanda da aynı yapıyorsan samimisin. Diğeri değil ya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İbrahim, içini kontrol etmek çok zor ya. Çok zor. Neler fışkırıyor? Bir hakikat geliyor. Nasıl anlaşılıyor? Turnusel kağıdıyla. Şimdi bilirsiniz, asitle baz birbirine çok benzer. Ay benzer derken aynı yani, tipi aynı. Nasıl ayırırlar onu? Turnusol kağıdıyla. Batırırsın, efendim mavi olursa, kırmızı olursa ayırıyorsun. Doktor teşekkür ederim, Allah razı olsun. Şimdi iç alemindeki ayrıştırmayı yapmak her baba yiğitin işi değil yani. Onun için görüyoruz yani dershanelerde çalışıyoruz, gayret ediyoruz beraber. Neye benziyor? Benim böyle acizane tanımımla büyük şehir çöplüğüne benzer. Eski de öyleydi de şimdi öyle değil. Haftada bir veya 15 günde bir dozer gelir, toplanan çöpün üzerini düzeltir, bir de toprak döker. Tamam, üzerine toprak döker. Yani mesela tertemiz gibi olur. Oysa aşağıdan işliyor. Bazen işte o çöplükten böyle filiz çıkan tohumlardan neşünema bulanlar oluyor. Ama aşağısı öyle yanıyor ki alevsiz yanıyor. Dumansız duman var. Sonra ne oluyor? Öyle bir hale geliyor ki patlıyor. Çok kişi çöplüğün patlamasında ölen olmuş. Ben hatırlıyorum. Sözen'in döneminde çöpler toplanmazdı İstanbul'da.
çöplüğün patladığını biliyoruz. Bunu biliyorum yani. Şimdi niye mi çöplük misal verdim? İyilerle kötüler birbirine karışık. İstanbul çöplüğü gibi içeride geliyor bir hakikat, toprak gibi örtüyor. Sayı toprak olmalı. Toprak. Sonra işte bazıları neşinema buluyor. Bazıları hakikaten çürüyor. Bazıları imtizaç ediyor diğerleriyle. Birleşiyor, bütünleşiyor. Bir güç oluyorlar, patlatıyorlar biliyor musun? İşte ani asabiyet patlaması, ani durup dururken sıkılmalar, bu patlamalardır içeride. Bunu bilmeyen adam ben kötüyüm zanneder. Peki nedir o? Daha önce seyrettiğim bir filmin, başka bir müzikle, başka bir insanla bütünleşmesinden şuursuz olarak kuvvet buldu. Zamaneviyatında zayıflığından değil, bir yol buluyor işte, nasıl oluyorsa bilmiyorum, pat diye bir patlıyor. Çok sıkıldım ya, canım sıkılıyor diyor, diyoruz. Nedir bu? İç patlama işte. Panik atak, bu işte. Tabiri avamla işte, avam tabiriyle tanımladım. Ben bunun senin gibi tıbbı okumadım. Tıbbı okumadım. Ne sahanda ilgiliyorsun? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ilahiyatı okumadığı gibi. Üstad lise ve ortaokul mezunu olmadığı gibi. Risale okuyor. Yani tıp tabii ki adetullah kanunudur. İrade ve kudretin tecellisi olan ayat-ı tekviniyenin ama bedenden ibaret değil ki. Tıp bedene bakacaktır. Bizim bedendeki ayak kırılmasıyla efendim şurası kesildi, şöyle oldu bu. Selatoril maddesi, şunlar eksildi biz ona. Haddimizi biliriz. Hududumda kalıp karışmayız. Ama ben bedene haddimi bilip karışmadığım gibi bıraksın da bedenle alakalı olan doktorlar da ruha karışmasın ya. O da haddini bilsin. Hoca tıba karışmadığı gibi tıpçılarda maneviyata karışma şey yok. O da haddini bilsin. Niye patlıyor? Bedensel bir şeyler söylüyor tabii. Tıp bir şey söylüyor. Var yani. Ama o sürecin sonucudur, gözükendir. Niye patladı? Niye patladı? İşte şu maddeden, şu anda şu oldu, bu oldu. İşte bunlar bir araya geldi. Öfke patlaması oldu. Panik oldu, stres oldu. Tamam. Ama bu vitrindekidir. Son bununla alakalı misal vereyim. Tamam. Şu siyasi liderler var ya. Zannediyorlar ki faili muhtar bunlar. Bunlar tiyatro. Bunlar tiyatroda artist. Bize gözüken bu vitrin bunlar. Bir de bunları oynatanlar var. Arkadan. Bir de oynatanların senaryosunu yazan senaristler var. Bu gözüken iceberg, buzdağının gözüken yüzü. Yani bedensel bazı hormon bozuklukları, element kayması, şunlar bunlar vitrindir. Ben arkadan bahsediyorum. Mesela ta derinlerinde ana baba sorunu yaşamış. Ana babası boşanmış, travma geçirmiş, ufakken bazı şeyler geçirmiş. Yani çok kötü şeyler başına geçmiş. Başka şekilde tesavvür edecek. Bu bedensel değil ki. Bedende gözükür. Mesela hubbuca, baş olma sevdası. Bedensel hormon bozukluğu mudur? Ama bu asrın belası. Ben bilineyim, ben tanınayım diye televizyondan, kanaldan kanala dolaşıyor adam. Hatta aman şirin gözükeyim, şey yapmayayım diye maskaralık yapmakla beraber Allah düşmanlarını bile dost gösterebiliyor. O buca işte. İnsanların en zayıf damarı. İnsanların zayıf damarı. Bu kardeşim ruhsal. Hatta daha arkası ene ya. Tıbbın ulaşamayacağı. 1876'daki Freud'un anlayışına, tespitine göre insanlık teslim edilmiş şu anda. Psikoloji tedavi bu zemin üzerine kurulmuş. Ya Freud'un ana temeli psikoloji, niçin insan psikolojisi güzel olur, niçin kötü olur? Şöyle demiş. Şehvet, yani şehvet aşırı istek demek. Cinsellik değil.
Yani telefon değişikliği, araba değişikliği, ne bileyim şey. Yenilik böyle aşırı istek karşılanırsa bu insan mutludur, karşılanmasa kötüdür. Ustad da diyor ki, insan bu ruhun bu bedenine yaşayabilmesi için üç kuvvet lazım diyor. Kuvve-i şehvi, kuvve-i gadab ve kuvve-i akle. Bunun üç mertebesi var diyor. Tamam. Bu daha arkası şimdi. Okuyayım. Yani bu arkadaşlar mesleki ders derken psikoloji ya. Okuyayım. Baş olma sevdası mesleki ders olmakla beraber bir ruhiyat değil midir? Psikoloji tedavi değil midir? Nasıl tedavi olacağız? Bir kere o adamı tanıyacağız. Böyle bir duyguyu. Ha, o enerjiyi mesela şunu kastediyorum o adamı derken. Televizyona çıktığı zaman, YouTube'a falan geldiği zaman bak, 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 de, verme, ver gibi içeride bir enerji yok mu? Bu şeytandan değil. Bu şeytanın kendisidir. Bu enerjidir. Şeytan enerjidir. Cinler enerjidir. Düşünceler enerjidir. Hayal enerjidir. Fikirler enerjidir kardeşim. Fikirler enerjidir. Ne düşünüyorsanız ona dönüşüyor. Mesela hayal kurdun. Gadap veya şehveti bir şeyi. Ona dönüşmüyor musun? Düşünceler enerjidir. Baş olma sevdası enerjidir. Şeytan enerjidir. Cin enerjidir. Melek enerjidir. Kuvvettir der Arapçasında meleklere. Yani bak bak aç onu aç. İçeride bir coşma. O şeytandan değil. O şeytandır. Bakmadığın zaman ne oluyor? Bak 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 coştu mu? Çevirdin kafayı. Ne olacak o şimdi enerji? Geriye gitmezmiş. Var yok olmaz. Ne yapacağız onu? İşte dindeki adı ne? Bakmadın değil mi? Onun adı fazilet enerjisi. Fazilettir. Biyolojik adı enerjidir. Fazilete yazıldı o. Fazilet o. Yani o zaman ne oluyor fazilet? Simanda gözükür, nuraniyet gözünde gözükür. Davranışlarında, hayatta emin, sağlam basarsın. Okuyorum. Hubuca, hubuca, baş olma sevdası, makam düşkünlüğü, teveccühü naz, insanların beni iyi bilsin, insanların mabetini, istihsanını, takdirini bana olsun diye hüsnü şey teveccühü naz, insanların takdiri ve istihsanını istemek ihlası kırarmış. Gerçi Mehmet'e dedik bize birinci derece bu lazım değil ama lazımmış değil mi? Latif oldu. Abi bir yer okuyabilir miyim? Tamam okuma. Kısa bak. Fakat kendimi hub bucaktan kurtaramadığım için o ikazım dahi onu uyandırmadı. Kefere için söylüyor. Kefere için söylüyor. Ustad diyor ki ben kendimi hub bucaktan kurtaramadığım için ona nasihat ettim odada. Böyle Avrupa'nın muhabbeti değil, alem İslam'ın muhabbetini çekecek şey yap. Ne yapmış? Uyandıramamış diyor. Bir yer daha vardı abi kusura bakma. Kastamonu'da yerini arıyordum ama bulamadım. Hani o sırkili top diyor ki ben niye o topu ben atmadım? Ses geldi. Bir anki gafletten dolayı. Sese bak. Geliyor geliyor. Git bak oraya. Şey. Kardeşim ses, bir dakika Mehmet alacağım. Ses gelmemesinin sebebi programının sağ üst tarafında elini bas, hoparlörü göreceksin. Hoparlöre bir bas, aşağıda hoparlör şekli gelecek, ona tıklıyorsun. Tamam. Açık. Söyle. Hoparlör açık ama. Ne açık ama artık yapacak bir şey yok. Devam et. Bu Kastamonu'da abi sen hatırlasın ben hatırlıyorum. Söyle bir daha. Sen bir bak bak Mehmet. Geç oraya. Sen bir bak. Buradan bakıyorum ya abi kulaklık var ya. Öyle evet, mi? Onu takip ediyorum 234 da. 234 kastamonu. Kesinti olunca hemen bakıyorum. Onda bir problem var yani. Onun internetinde biraz. Onun internetinde. Birinci paragraf. Siyah kontal. Bir de söyle ya ben bu seste kafayı şey yaptım. Mehmet söyle bakayım abi. Kastamonu 234'te oku orayı. He. Hem kendim abi diyor. Bir dakika zarfında 20 paralık bir sıkıntıyla 60 liralık bir hasene tercih etmeye çalıştım. Hem 10 dakika zarfında büyük bir mücadele manevide benim cephemde 42'lik bir top gibi düşmanlarımı atıp yol açtığı halde o iki nefse emmarenin muhakkak bir gaflet fırsatında odgamlık ve meyli tefevvuk gibi gayet zulümlü ve zulümatlı hissiyle büyük bir şükür ve teşekkür yerine ne için ben atmadım?
diye en çirkin bir rüya ve rekabet davranması. Ya birisine imani bir şey anlatılacak. Adam belki imana geldi. Kıskanıyor. Bu niye bu güzeli anlattı? Bu adam düzeldi de imana geldi. Diyor ki onu ben niye demedim ya? Kıskanıyor ha. O ona odaklanmıyor. Böyle bir rezillik var içimizde. Sistem var. Kardeş ses geliyor mu şimdi? Geliyor. O adama, o adama. Abi bende var ya. Sana geliyor. Geldi, düzeldin mi? Evet. Bir daha basınca geldi. Tamam. Kusura bak. Estağfurullah. Bu sistem var içimizde. Kardeşler ben şunu anlatmak istiyorum. Dersin evvel ahiri. Birbirine girmiş 18 bin tane enerji atölyesi var. Sistem. Böyle kendinizden uzak tutmayın. Allah bile uzak değil. Allah bile bizde. Allah hidayet ve iman. İman olarak gözüküyor. İman nurdur, kuvvettir. İman bak Allah bizde bu şekilde. Şeytan o da bir enerji. Allah için nur ve kuvvettir diyor. Nedir o? Aşağı. İman hem nurdur hem kuvvettir. Cenab-ı Hak kendisini imanla, iman şeklinde bize ifade ediyor. Şöyle bir tabir var sana diyor. Senden sana daha yakın. Senden sana daha yakın. Neye benziyor? Buzu düşünün. Buz. Buza, buz buza mı daha yakın? Su mu buza daha yakın? Yani buz ortada kaldırsanız su vardır. Yani su donmuş, su donmuş, buz olmuş. Buz suya yakın demek onunla yapılmış. Ben onunla yapılmış. İşte Allah haşa anlatmak için güneş, şemsi ezeli şuasına, foton yani ziyaya, hidayet, panjuru açmak, perdeyi açmak, irade ve ihtiyar, içeriye girdi güneş, ısıttı, büyüttü, ağaç oldu, çiçek oldu, beni de canlandırdı, hayatıma sebep. Bu da iman. Bakın, hidayetin bendeki tezahürü iman. Onayladım ben onu. Güneşin girmesine onayladım. Güneşe şemsezeli, gelen şuaya hidayet. Onu onaylarsam, bodrumdan çıkarsam, camdan içeriye güneşin girmesine sağlarsam, ortaya çıkan netice, ısındım, saçlarım uzadı, çiçeklerimle şey, hayat oldu. Yani odun oldu yani güneş olduğu için ağaç oldu. Bu sürecin sonucudur. Sonuç iman. Evet ağaç güneş değildir ama sebebi vücududur. Ağaca iman de güneşten gelen şuaya hidayet, güneşe de şemsezeli. Tamam. Dolayısıyla şu içeride bunlar sistem. Sistem kardeşler. Şeytanın farklı bir şey. Şeytanın aklı değil. O bak. De onu de. Ver ağzını payın içeride var ya böyle. O şeytandan değil. O şeytandır. Ne diyor peki? Siz diyor benim korkumdan bakmadınız değil mi demediniz. Ben o nefsane alacağın lezzetten daha fazla lezzet hissettireceğim. Bakmadın. O enerji ne olacak şimdi? Haram geliyordu. Bakmadın. Geçti. Bu enerji duruyor. Ne olacak şimdi Mehmet bu? Geri gidemez bu. Yok da olamaz. Bakmadığın için karşılık bulmadığından o yapısı değişiyor. Sende kaldı kâr enerji. Şeytanın enerjisi kemalat oldu. Şeytanın enerjisi, kendisi enerji kemalattır. Onun için 13. lemada der ya şeytanın yaratılması ne içindir? Kemalat insaniye sebeptir. Ha kemalat? O enerji ki o enerji karşılık bulmayınca ortada kalamaz. Geri de gidemez o coşma enerjisi. Onun yapısı, genetiği güç oldu sende. O nispetle takva oldu. Bak kemalat insaniye. Makasid-i hayri külliyeye kemalat insaniye sebeptir. Şeytan iki tane ana faydası var bize. Şeytan olmasa kemalat insanı yok. Ha gördün mü kemalatı? O enerji kemal oldu, kamil oldu. Okuyorum. Laika dersleri, laika dersleri ruhsal tedavidir, seanstır. Aha tedaviden bahsediyorum.
bu doktora gitsen böyle de bu olmaz ki böyle bir sana şeyi. Onunla savaş diyecek, ondan uzak diyecek, uzaklaş diyecek. Sıkıntı var doktor bey. Tanımlamayı bilmiyor. O da nereden bilecek? Ya diyecek ki ya uzaklaş ondan ya da diyecek ki onunla savaş. Öyle değil mi? E burada ne diyor? Onu tanı. O yöntemi çöz. Zayıf ve o çözersen o sana seni anlatacak zayıf ve güçlü yönlerini. O sana yapacağı zararı değil. Onu tanımladın mı? Onu kontrol ediyorsun. Ne onunla savaşıyorsun ne de uzaklaşıyorsun. Onu basamak kullanıyorsun. Şeytan lazım kardeşim. Bizim Mehmet Hazretleri dedi ya abi. Layıkalar nurcuların ilmi hal kitabıdır. Evet. Ne güzel bir tespit. Çok güzel demiş. Çok güzel. Trenin rayları gibidir. İman esasları trenin vagonları gibidir. Bir de şey yani. Risale'nin anayasası. Evet çok şükür. Şurada mesela 36'da şey var bu hizmet rehberinde. 33 madde var herhalde. Evet. Onlar anayasa. Anayasa. Bu sevabı ben kazanayım. Görüyor musunuz bak? Lemalar 152'den okuyorum. Hizmet dosturu. Bu sevabı ben kazanayım. Bu insanlar ben inşaat edeyim. Benim sözümü dinlesinler. Bu psikoloji değil mi doktor? Okumuşsun abi. Sen biliyorsun bizden daha iyi bilin. Bu sevap ben kazanayım. İçeride coşkunluk var. Bu insanlar ben inşaat edeyim. İçeride bir coşma var. Ben yapayım. Bir enerji. Benim sözümü dinlesinler diye. Karşısı evde uygula bunu. Evde benim sözüm geçsin. İlk hanım veya eşim bana itaat etsin. Aynı kanun. İçeride coşma var. Nasıl yöneteceğiz bunu? Bunlar savaşacak mıyız şu anda? Ve ondan kaçacak mıyız? Diye. Karşısındaki hakiki kardeşi ve cidden muhabbet ve muavenetine ve uhuvvetine ve yardımına muhtaç bir zata karşı. Bunların en başında eşin geliyor. Evde uygula bu psikolojiyi. Eşin aynı zamanda senin en yakın din kardeşindir. Şimdi bu sevabı ben kazanayım, bu insana ben inşaat edeyim, benim sözüm dinlesinler, evde ben bilineyim, ben tanınayım. Ya yok ya ne sen ne ben ya. Ne olacak evde? Allah hakim olacak evde ya. Ben hakim olayım sana. Benim dediğim senin. Allah Allah benim. Zaten Allah'ın dediğini nakledeceğim. Ha ben naklettim ha eşim nakletti. Ne fark eder ki? Diye karşısındaki hakiki kardeşi ve cidden muhabbet ve muavenetine ve uhuvvetine ve yardımına muhtaç bir zata karşı rekabetkârane vaziyet alır. Rekabet. Daha düğünlerde başlar bizim memlekette. Başka memlekette yoktur da. Biz sırf Karadeniz'de var bu. Evlenirken böyle oturturlar gelinle damadı. Kim daha çabuk onun ayağına basarsa bundan sonrası ta kabre kadar bütün hayatlarında onun sözü geçer. O lider olur. Onun için ayakların üzerine basma adeti var. Oradan beri enaniyet başlıyor yani. Ben. Ne ben ya, ne ben, ne sen. Allah ya. Daha ilk adım. Ha? Daha ilk adım. İlk adım. Ya. Ama rızkın en makbulu da hangisi biliyor musunuz? Kavga. Resulullah'tan gelmiş. Kavga oradan başladı Hasan abi. Ha, kavga oradan başlıyor. Geline atılan paralar mı oluyordu ya? Asr-ı Saadet'te de varmış. En makbul, en halis kazançmış o. O eskide vardı bizde ama sonra kaybol. Evet, ilk kavga oradan başlıyor. Bir zata karşı rekabetkârane vaziyet alır. Rekabet. Şakirtlerim ne için onun yanına gidiyorlar? Bak bak, benim arkadaşlarım var ya, niçin onun yanına gidiyorlar ya? Acayip bir şey. Diyemeyiz yani biz. Kardeşim, senin meşrebin belki bana uygun değil. Buraya takılıp kalma. Git diğer derslere, git diğerlerin canlı yayına gir. Gir. Niye? Belki meşrebine göre değilim. Olmayınca ne olacak? Yanlış değil. Senin meşrebine burası uygun değil. Neye benzer? İki örnek veriyorum. Çınar ağacını sakside büyütemezsiniz. Belki sen çınarsın. Bu hizmetin şekli sana göre saksi. Belki sen Yunus'sun.
Karadeniz, Karadeniz'de Yunus büyümez. Okyanusa çık kardeşim. Yani senin fıtratına göre hizmetlerin şeklini mukayese etmiyorum. O üstündür, bu üstündür, bu daha camidir, bu daidir. Hayır. Senin fıtratın hangisi? O önemli. Yani herkes kendi malını sergiler çarşı pazarda. Ayakkabı koyuyor adam, terli koyuyor. Çivi koyuyor, kesel koyuyor. Çamaşır koyuyor vesaire, gömlek satıyor. Kimin ne ihtiyacı varsa alsın. İlle bunu aldı değil. Hizmet şekillerin, git bakın. Git canlı yayınlarına gir. Gidemiyorsan bak videosuna, hangisi fıtratına uygunsa orada karar kıl. Daha bozma ama. İkide bir zikzak yapma. Tevhidi kıble et o zaman da. Ama ilk önce bak. Ta şeyhlik yapma. Bu bizim çok iyidir. Yok. Bak ne diyor? Diyor ki şakirtlerim, yani deva arkadaşlarım, beraber yürüdüğümüz arkadaşlar ne için onun yanına gidiyorlar? Ne için onun canlı yayına giriyor? Ne için onun kadar şakirtlerin bulunmuyor diye enaniyeti oradan fırsat bulup mezmun bir haslet olan, zemmedilmiş, kötülenmiş olan bir haslet olan hubbucaha temayül ettirir. Hubbucah böyle başlıyor. İhlası kaçırır, diğer kapısını açar. Demek ki hubbucah baş olma sevdası böyle oluyor. Şeyde söylüyordu değil mi? Kaçtı, burada aldı mı, alacak mı bilmiyorum. Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun aman bana gelsinler, benden ders alsınlar, bana sevap kazandırsınlar demek nefsin ve enaniyetin bir hilesidir diyor. Ya? İhlas. İhlas'ta. 20. İhlas'ta. 21 dedi. 20. Lema'da. Evet. 20. Lema'da. Bak. Aman bana gelsinler. Benden ders alsınlar. Bana sevap kazandırsınlar demek. Hizmet ediyorum ya canım. Gelince ben ne anlatacağım? Ama hizmeti anlatacağım. Nefsin ve enaniyetin bir hilesiymiş. Acayip bir şey. Ben rastladım ya. Ben rastladım. Birisi birisine ders anlattı. Uçakta. Yani yeni birisine denk geldi kardeşimiz. Grubuyuz yani. 3-4 kişiyiz. Bir kardeşimiz yani başkası gelmiş. O koltuktan oraya öteki şey anlatıyor. Anlatıyor. Şahidiz biz de. Çaktırmıyoruz öyle. Adam çok etkilendi. Acayip istifade etti. Şu benim yanımda oturan kasıldı ona. Yeniye diyor ki onu anlattığına o kadar itibar etme. O kadar şey değil diyor. Yani kıskanmaktan o yeni adamın nur tanımasına, nurlar tanımasına mani olurken gördüm. Oo. He gördüm ya, ben yalan demem size. Nasıl yapabildin? Ya acayip bir şey. O da bilmiyor ki ne yaptın. Sonra ne yapıyorsun sen dedim. Ya ben şaka yaptım dedi. Ne şakası ya dedim. Senin o yeni davayı anlatıyor. Ondan sonra hiçbir seyahate daha gitmedim onunla ben. Bıçak gibi kestim, uzak kaldım. Sonra piyasada öğür alemde bulunmuş ki bulundu ben hapisteyken. Tam bir fırsat buldum. Yani alemde bulunanların bir sebebi var ya. Benim ile değil. Şimdi bak oradan oraya, koltuktan oraya. Bu yanını anlatırken o dinlemiş. O muhatap olmuş, talep olmuş, müşteri olmuş. O kardeşe görüyorum. Onu anlatıyor. Ve adam çok ilgisini çekti. Bu da kasılıyor gibi. Ya ona anlattığında şey yapma diyor ya. Böyle o kadar makbul şey değil diyor ya. Kandırıyor seni diyor. Böyle bir rezil bir şey sistem var bizde. Rezil adam değil. Bu sıfatı rezil. Rezil değil bu ha. Karıştırmayın. Rezil sıfatı. Bu var. Bizde yok mu bu? Var tabii. Nerede? Uyumuş. İstanbul çöpünün üzerine döktük ya toprağı. Bastırılmış duygu işte bu. Kafayı kaldırırsa var ya duman eder. Sakın ha ya Allah Allah ne alçaktı demeyin. Ustad diyor ki benden 100 tane dersi işitmiş demiyor biliyor musunuz? 100 tane hakikat dersi. Hakikat dersini benden almış adam benim alemde bulundu diyor. Benden dinlemedi bu dersi. Deli olacağım ya. Bu sistem bende var ya. Bu sistem bende var. 100 hakikat dersini benden dinledi diyor. Benden. Risale-i Nur ve Ustad'ın aleyhine döndü. Nerede geçiyordu? Bulunun. Hayıkalarda ama nerede? Hadi bakalım. Yüz hakikat dersini. Layıkada değil. 13. Değil. Tarçay.
Hayır. Başka bir yerde. Hadi bakalım. Mektubatta mı? Ondan sonra ne yaptım ben ona diyor. Gel bakalım dedi. Gıybe şey yaptım dedi. Hadi bakalım onu bulun. Nerede olduğunu. Mektubatta. Ha. Bul bakalım. Mektubatta evet. Ama neresini ben de bilmiyorum. Bileceğiz arkadaşlar, bu acayip bir şey. Ben niçin İbrahim şey yapıyorum canım? Benden diyor ya, benden. Yüz hakikat dersini dinlemiş. Aleyde nasıl bulunuyor? Ya bu nasıl? Ya daha ileri götüreyim. Daha ileri götüreyim. Allah Resulü'nün mucizesini görmüş. Allah Resulü'nün mucizesini görmüş. Onlar namaz kılmış. Keramet değil, mucize görüyor. Görüyor münafık. Mucize görüyor ya. Ne acayip sihir bassın diyor. Ya Rabbi bizi imanında sabit kıl bizi ya. Amin. Bizi bize bırakma Allah'ım ya. Ya Rabbel Alemin. Allah'lığın hatırına ya. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma ya Rabbi. Unutma Allah'ım. Şu acayip mucize görmüş ya. Mucize. Resulullah'ın en kemal insan ya. Yok öyle bir insan. Mucize görüyor. Ders dinlemiyor. Dersinin dışında mucize görüyor ya. Gene münafık. Gene diyor ki ustad, gel ustada indirelim dereceyi. Yüz hakikat dersini, hakikat yaz. Yüz hakikat dersini benden, doktor sen buldun. Aç oku. Oku. Neresiydi? Lemmalar 73 abi. Oku. Hatta benim arkadaşlarımdan bazıları yüz hakikat dersini kalben tasdik ile beraber benden işittiği ve bana karşı da fazla hüsnü zannı ve irtibatı varken kalpsiz ve bozuk bir adamın ehemmiyetsiz ve riyakarane iltifatına kapıldı. Onun lehinde benim aleyhimde bir vaziyete geldi. Allah Allah. Kaçıncı lema? 13. lema. Malum yerimiz he? 73. sayfa mı? Allah. O öğretmenlerin de olduğu anlattığı mektubatta orada da yok değil mi? Böyle Haşir Risalesini aldı istifade edeceğim diye. Sonra gitti onu terfi etmek için, makam almak için ustattan aldı 10. sözü. Gitti müdürüne diyor ki bak Said neler yapıyor. Makam için az dedildi falan diye. O mektubatta acaba dedim orada mı? Demek 13. lemada. Ustattan o 100 hakikat dersini, 100 demedi mi? Hakikat dersini aldı diyor. Acayip bir şey ya. Yani ben ona ne vefasız, ne alçak adam demiyorum ha. İnanın bana. Hep böyle dönüyorum kendime. Vay be, böyle sistem de var bende. O bendim aslında. Ona münafık denilir. Said benim, İmam-ı Rabbani benim, İsa benim, Musa benim. Yani hakik mahiyeti hep bizde aynı. Mahiyet insaniye birdir. İnkısam-ı gayrim kabildir. Peki kim bunlar? Kafirler de, Müslümanlar da, peygamberler de, evliya. Bizim hakikatımız, herkes kendisini böyle pergeli merkezine koysun. Benim temessülatlarım. Ben mesela vefasız olsam nasıl olurdum? Ha böyle olurdum. O benim işte. Benim bir hissimin tecessüm etmiş hali. Cisimleşmiş hali. Bu çok önemli ya. Cüzden külle bakmak bu. Dahilden harice bakmak. Cüz kül, cüzi külli. Bu kanun bizde yok mu? O benim işte. O benim, o kimdir? Cenab-ı Hak bana, senin böyle bir hissin var, onu temayu, yani donmuş, tecessüm etmiş, taayyun etmiş, senin hissindir o. O sen, senin hissindir. Ya. Allah Allah. Üstadın bir ifadesi var, şunu okuyalım mı? Oku. Sizin nefis ve şeytanlarınız benim nefis ve şeytanımdan daha asi, daha tari, daha şaki değildir. Sizin nefis ve şeytanınız mesela, benim... Sizin peki. Nefis ve şeytanlarınız benim nefis ve şeytanımdan daha asi, daha tari, daha şaki değildir. Değildir. Yani benimsi daha fazladır diyor. Yani. Peki ne anladınız bundan siz? Tevazu mu yapıyor? Tevazu değil, gerçek. Nedir? Ustadın nefsi ve şeytanı bizimkinden daha mı azgın? Daha azgın. Niye pek Mehmet? Ama karşısında imanı var.
Güçlü yani, olduğu için. Güzel ifade ettin. Güçlü olduğu için, güzel. Güçlü olduğu için yani. Bak usta tevazu yapmıyor. Dinde tevazu olmaz kardeşim. Sizin şeytanınız ve nefsiniz, benim şeytan ve nefse kıyas edince benimsi daha beterdir. Tevazu gibi gözüküyor. Evet Mehmet, iman karşısında. Başka anlayan ne anladı? İlme çok olmaz. Evet, bak şimdi. Hazreti Ali 40 insan kadar ede alan şeyi var, erkek gücü varmış. Takvasından dolayı. Ne kadar haramdan kaçarsanız o kadar güçlü olursunuz. O cihetle bile. Bak şimdi oradan da örnek veriyorum. 90 kilo, başka örnek veriyorum. 90 kilo güreşçinin karşısına 20 kilo güreşçi çıkartmazlar. Değil mi? Ustad asıl imamı, müceddidi. Ustad müceddid. O seyahat ederken, seyahat etti ya karşıma çıktı. Ustada bütün sorular geliyor. Fıtratta o sorulabilecek. Hepsini bu havuza atıyor. Ustad mukabele ediyor. Göğüs geliyor. Ustadın göğsünde o sorular sönüyor. Cevabını bulunca bize takdim ediyor. Yani arkadaşlar, dağlara fırtına tipi kar vurur. Ovalar su olsun diye. Ovaya su iner. O tipi fırtına kar ovaya vursa mahsulat yok olur. Onun için büyük adamlar, niye büyük konuşuyor? Asrın dertlerini ilk önce göğüslerine indirirler. Topçu da öyle ya, yukarıdan top geliyor, göğsüne koyuyor, söndürüyor değil mi? Göğsüne indiriyor, ayağına indiriyor gibi. Ustada o bütün soru şöyle soruldu ki, ustad soruyor, 16. söz, Ruşt abi derdi ki, Zübeyir abi demiş, 16. sözün başındaki soru var ya, yarım sayfa. Ya kim sorabilecek öyle soruyu? Hangi alim sorabilir soruyu? Soruları da usta tertip ediyor. Size bir sır vereyim mi? Risale-i Abiler mektupları var ya, altına Hüsrev Sabri. Ekseriyeti mutlakası usta imza attırmış. Ustadın o. Sabri'nin yani bir mektubu. Yani çoğusun yani ustad, varmış ama ona... Ustad onu anlamlandırmış. Yani umuma hale getirmiş. Aslında o soruda altında yazıyor. Mesela 15. şu anın sonunda Müceddit mektubu var ya, Ahmet Feyzi abinin vesaire. Aslında usta tertip etmiş, ona uygun, onun lehçesine uygun. Böyle bir soruları var ama tanzim etmiş, tertip etmiş, uymuma hale getirmiş usta. Sonra onun ismini koymuş. Onun ismini koyması da çok manidar abi. Evet. Onun ismini koyuyor ya, adam kendi kitabı gibi sarılıyor. Sarılıyor. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını Allah yazıyor Kur'an'da değil mi? Yani onun kıssasını. İşte o soru var ya, benim nefsim ve şeytanım daha azgın, 90 kilo güreşçi ustad, zındık da 90 kilo. Ustadın nefsi şeytan bizde olsa biz helak olurduk. Yani ustadın nefsi şeytan bizde bir an vursa var ya, 500 bin voltluk ceyran binamıza gelse ne olur? Ya, duman olur. Allah merhamet ediyor da bize uygun şeytan geliyor. Bize uygun Azrail geliyor. Azrail Aleyhisselam peygamberlerin ruhunu alıyor. Bir diğerlerin ruhunu kim alıyor? Avaneleri. Kafirin ruhunu da Azrail almıyor ki peygamberin ruhunu alan gibi. Onun ruhuna uygun müekkeli geliyor. Yani iman da böyle arkadaşlar. İman böyle dağlar gibi ise fırtına da o sert de olacak. Kaçkar dağlarında esen rüzgarla Büyükçekmece'de esen rüzgar aynı mı? Dağlara fırtına esecek, kar tipi inecek. Ova ne yapacak? Tarlalara su inecek. O için o sert, evet benim şeytanım niye? Öyle gelecek sorular gelecek ki onu göğsünde indirsin, anlam bu, anlamlandırsın. Cevaplasın, meğer asıl imamı şuymuş, asıl dert ve sıkıntılarını göğüsleyip, anlam kazandırıp, cevaplayarak bizi takdim edecek. Bazen şey yapacak, ekseriyetle zihinleri, safi zihinleri idlal etmemek için soruyu söylemiyor. Cevapları zikrediyor. Biz de işte derdimiz oldukça ona müracaat ediyoruz. Aa burada cevabı varmış. Sorusu gizli. Niye? Batıl şeyleri safi zihinler itlal olmasın diye tasvir edilmez. Onun için Risale-i Nur bu asın
mühlik diyor değil mi? Helak edici Balla'da geçiyor. Alebi, mühlik dertlerin dermanı hepsi var. Kanuniyeti hepsi var. Şeyde diyor ya, üstada demişler, üstada niye bu kadar şey yapıyoruz? Çok güçlü demiş, 50.000 kişi kuvvetinde. Evet. Orada... Bir yerde okuyabilir miyim abi? Oku Mehmet. Bir ilham geliyor abi. Belki her vakit nihayetsiz kusurlarımın hiçliğimi görüp. Bak, nihayetsiz kusurlarımı... Her vakit. Diyor. Her vakit mi? Her vakit. Nihayetsiz kusurlarımı, nihayetsiz o kusurlarda hiçliğimi görüp, istiğfar ile teselli bulup, haklardan ihtiram değil, dua istiyorum. Allah Allah. Ama imana bakın. Aslında imanın tavsifi, mefhumu. Bak, her zaman hiçliğimi görmek. Niçin hiç oluyorlar biliyor musun? Hiç. Zeminsin zemindir. Allah'ın tayin ve teşahhusu için. Ne kadar atsiyetini bilirsen Allah o kadar tayin eder. Ne kadar fakriyetini hissedersen ahiret o kadar tayin eder. Başka vecihlali sistemi biliyor ya abi. At ve fak da hiçliktir. İkisinin cemi hiçliktir. Tanımladım bir daha. At, fak, şefkat, tefekkür. Mesleğimiz. At ne işi yapıyor? Rabbimizin tövbe anlamak için. Uçak inecek, pist yok. Nereye inecek? Taayyum ve teşahhus hangi gönül eder? Atsiyetin kadar. Ahiret nasıl ortaya çıkar senin aleminde hissedersin? Fakriyetin kadar. Birisi nokta istinat, birisi nokta istinat. Ats ve farkı karıştır. Tayin ve pekmezi. Hiçliğini bilmek. Şimdi oku bir daha. Burayı mı? Yok bir daha okur musun orayı? İzle ama. Tamam. Belki her vakit... Her vakit, yavaş dur. Her vakit... Her vakit nihayetsiz kusurlarıma... Nihayetsiz kusurlarına... Hiçliğimi görüp, istiğfar ile teselli bulup, halklardan ihtiram değil, dua istiyorum. Ya hürmet değil, ihtiram değil. Dua istiyor. Yaşanmış bir ruh. Hiçlikten bahsediyor. Acaba ustad hiçlikten bahsetmeseydi hangimiz hiçten anlayacaktık? Ya ne içi ya? Ne böyle bilirsin? Ne kadar makam kazanırsan, keyifli olursan böyle, o kadar büyük adamsın ya toplumda öyle değil mi? Ustad ne yapmış bizi ya? Perişan etmiş. Külcatlı abi her tarafta hiçlik var abi. Hiçlik. Hemen her sırada hiçlik var. Şimdi abi. Gözüküyor değil mi Mehmet? Gözüküyor abi. Yani adeta hani elini böyle basmış oraya, hiç oradan ayırmıyor abi. Hiç elini. Basmış hani sen bana diyorsun yani onu bas oradan. Bas oraya elini. Hiç çekmemiş abi. Yani gözüküyor yani. Hep hiç. İstisna belki var ama hep hiç çekmemiş abi. Çünkü düşman çok şiddet abi. Yani sürekli aldatıyor. Çok acayip ya. Çok desas şeytan. Bak enerji biliyor musun? Her yerde, her şekilde gözüküyor abi. Her şey, her şeyde. Hiç yani olmayan bir yeri yok gibi. Şeytan. Ben biraz uğraştım da o yüzden yani kendime baktım. Her yerde abi. Her yerden çıkıyor. Her yerde. Banyodan çıkıyor. Yatak odandan çıkıyor. Mutfakta çıkıyor. Derste çıkıyor. Arkadaşlarla derste her yerde var abi. Hiç bırakmıyor bir şey. Sistem ya. Bir de şey dedin ya başta enerji. O da enerji. Beşten işte. Enerji. Enerji kesilir mi? Enerji kesildiği zaman ne olur? Karanlık olur. Şeytan seni aydınlatıyor. Karanlık. Şeytan aslında bizi enerji. Zahirde nedir zahirde? Bizi idlal etmek, bozmak, çökertmek değil mi? Ne ile? Enerjiyle. Aslında takva denilen sistem şeytanın enerjisini müspet enerjiye dönüştürüyorsun. Aynen öyle, çöplük nedir çöplük? Çöplük öyle üzerine örtersen patlamalar oluyor. Türkiye ve Almanya çare buldu. Ne yapıyorlar? Çoğu devlet yapıyor. Onu fabrikaya gönderiyorlar. Fabrikadan enerji imal ediyorlar. O tehlike bitti. Bir de pislikten enerji imal ediyor. Peki ne yapıyor? Takva o şeytanın aktif olan enerjisini takva denilen santrala atılıyor. Müsbet enerjiye dönüşüyor. Şöyle diyebilir miyiz? Çöplük burada şeytan oluyor. He? Çöplük şeytan. Çöplük şeytan oluyor. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor şeytan. Şeytan. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor. Santral gibi. Evet. Şimdi bir daha. Takva santraldır, sistemdir. Şeytanın enerjisi çöplükleri meydana getirdiği enerjidir.
Her yerde çıkıyor dedi ya, pet şişesi var, kağıt var, bez var, odun var. Ama onu santrale attığın zaman santral onu aslına dönüştürüyor. Takva da böyle bir enerji sistemi yani. Mesela ben şeyi merak ettim. Tövbe ve istiğfar. Meğer tövbe ve istiğfar zahirde Allah'ım cennete koy, şu günahımı affet, şunu bana şey yapma gibi gözüküyor ya. Dedim ya aslında dua kendisi cevaptır. Ederken enerji. Meğer dua kendisi enerjidir. Dua eden adam o anda enerjiye gark olur. Yapabiliyorsa. Mesela münacatta dua değildir. Münacattı. Münacatta üçüncü şua değil mi? Münacatta ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes. Kur'an'ın dersiyle, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle ben anladım ki, bak orada hiçbir istek yok. Ya Rabbi bunu ver, bunu verme demiyor. Münacat böyle bir sistem. Dua ise günahların vücudunu gösteriyor. O dua eden o anda enerji aktif oluyor. Dua aslında enerji santralı. O anda. Ve o anda gelemiyor. Şeytanın en çok gelemediği yer anda veya def etmenin sistemi tefekkürdür. Devam edin. Hasan abi dua edilir de bir arka söyleyeyim ama bize bir aklıma geldi de. Hani dediniz ya abi enerji alıyor dua. Mesela güneş enerjisini almak için ne yapıyorlar abi? Bir şeyler koyuyorlar ya. Panel koyuyorlar. Panel koyuyorlar. Burada üstad diyor ki abi kalp, fikir ve avucunu Cenab-ı Hakk'ın rahmetine açtığı manın anlaşılıyor. Ha, kalbini dua nasıl yapıyormuş abi? Kalbini, ruhunu, avucunu mu diyor? Kalbini, fikrini, fikri. Kalbini, fikrini, avucunu. Yani güneş paneli gibi. Aynen. Vay be. Yani bunlar açıldığı zaman enerji geliyor. Biyolojikte de öyle biliyor musun? Doktor benden daha iyi biliyor da. Böyle dolaştığınız zaman eli açık dolaşın çünkü güneş enerjisi yüzden bir de en fazla avuçtan da giriyormuş. Öyle fazla giriyor güneş enerjisi. Nereye depolanıyor? Kemikte. Kemikte. Vay be. Ustad ne diyor? Kalbini, fikrini ve avucunu ne yapıyor diyor? Cenab-ı Hakk'ın rahmetine açtığı manen anlaşılıyor. Ha Cenab-ı Hakk'ın rahmetini açıyor böyle. Onun için arkadaşlar böyle dualar yok ha böyle. Dua ediyoruz mesela. Namazdan sonra eller böyle. Yani ya Rabbi böyle bir derdim yok. Benim bir isteğim yok yani böyle. O demekmiş bu. Veya yani dua şeklinde şey yapıyoruz. Yani, benim böyle ciddi bir şeyim, talibim yok. Dua, getir boğaza, getir, omuz genişliği kadar kaldır. Gel 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 istiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Hiç böyle muavin gördünüz mü arabaya? Tamam. Gel 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 gel. Git 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 git. İstemiyorum böyle, istiyorum böyle. İstemiyorum Allah'ım ecinem inanlar. İstiyorum böyle. Böyle istiyorum. Yani sözümle fiil eşit. Mesela git 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 git. Gel 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 gel. Bizim abi böyle yapıyorlar. Dilenciler böyle yapıyor ya. Böyle dileneceksin diyor. Tam doğru. Yani Allah Resulü de yapmış yatarken. Süleymancı kardeşlerin yaptı. Yatarken ne yapıyoruz? O günün zincirini kopartın diyor Hazreti Ali diyor. İstiğfar ediyorsunuz. Felek ve Nas okuyarak, okudun mu Felek? Dudak değil, değil. Her tarafını böyle sıvazlayıp üç defa tekrar yapıyorsun, yatıyorsun. Ama böyle yapmış, böyle yapmamış Allah Resulü. Yatarken böyle yapmış. Tamam. Hepsi yerinde. Peki Safa ve Merve'de nasıl yapmış? Koltuk altı gözüktüğünü söylüyor. Sahabe-i kiram böyle yapmış. Cehennemden sığınmak için böyle yapmış. Allahümme cinne minennar. Minennar. Ama sırf ateş cehennem midir? Vücut rengini vermek de Allahümme cinne min küllinnar. Yani cehennem dışında ademi ve başka psikolojik her türlü nar. Allahümme cinne min küllinnar yani külli. Yani beni yakan her şey.
Ama bak böyle. Ona acayip böyle. Usta şöyle yaparmış. Böyle de yapmazmış ha. Zübeyir abi anlatıyor. Allah'ım ecine minennar. Allah'ım ecine min küllinnar. Allah'ım ecine min fitneti diniyet ve dünyeviye. Niye göremiyorlar? Gözüküyor ya. Öyle mi? Kamera kapalı böyle. Geç oraya. Onun yanına ol. Buradan takip ediyorum da. Oraya geç. Ben sana geç dedim. Ha, orada dur. Ha. Şimdi devam edeyim. Ne kadar oldu? Eğer asılsız ve riyaya sebep. Burayı da okuyalım. Ondan sonra keselim. Mektubat 65. Bir iki satırdır. İki tane. Belki bir cümledir. Eğer asılsız ve riyaya sebep ve ihlası kıracak bir şöhret-i kazibeyi kırmak için teveccüh-i ammeyi hakkımda bozmak murat ise onlara rahmet. Bir daha bu bitti yani bu. Bir de okuyorum. Eğer asılsız yani ustada hücum ediyorlar. Mektubat 65'te geçiyor. Ustada iftira yapıyorlar. Ustad onu kullanıyor şimdi. Ya bizim gibi vay olan lan, alçak herifler, çukur insanlar nasıl derler demiyor. Şimdi tenkit ettiler mi ustada? Hakaret bilmem yaptılar mı? Yaptı. Tenkit ettiler mi? Nasıl değerlendiriyor bak. Topu göğsüne nasıl sindiriyor? O sert olan topu burada sıfırlıyor, ayağına koyuyor gibi. Şimdi ustad o hücum eden sözü bak ne yapmış? Asılsız bir riyaya sebep, ihlası kıracak bir şöhret-i kazibeyi. Demek ki asılsız. Şöhret-i kazibe buymuş. Şöhret-i kazibe tanımı nedir? Asılsız, riyaya sebep olan ve ihlası kıran şöhret-i kazibe. Yazayım mı? Gerek var mı? He? Yazayım peki. Şöyle bir açayım. Tamam. Biraz kaldıralım. Oldu. Şöyle yapıyoruz. Ben burayı bir şurayı sileyim. Böyle olursa daha iyi anlaşılır gibi geliyor bana. Şöhret-i kazibe. Bunu yazıyorum, dersi kapatıyorum. Ha, bu arada değil. Diyorlar ki, ya diyor hocalık, öğretmenlik gibi mesleğimizde var mı diyor böyle. Tahtaya geçip öyle yapıyorsunuz. Sanki bunu yazıyorum daha iyi anlaşılsın diye. Benim için zahmet bu. Söyledim geçerim. Ama zihinde %58 şekle, %17 sesle kalıyormuş. Bilim insanı söyledi. Bir şeyi %58 görsel yaparsanız, %17 işitsel yaparsanız tesir ediyormuş. Bak şöhreti kazibe. Şöyle yapayım. Aa çekiyor değil mi? Şöhreti kazibe. Evet. Kaç taneymiş biliyor musunuz? Asılsız. Ondan sonra riyaya sebep. Riya ya mıydı? Hı hı. Ha bakayım riyaya ha. Yok. Riya ya. Sebep. İhlası kıran. Kıracak.
Tamam. Üç tane şöhret-i kazibe asılsızmış, asılsız, riyaya sebepmiş, ihlası kıranmış. Şu, kendisini mesela usta diyor ki, benim diyor, bana iftira yapıldı, aslı yok. Ama hani mesela insanın şöhret kazibesi var ya böyle, herkes bir derece toplumda tanınan, bilinen tarafı var. Kazip mesela, şöhret kazip, yalancı şöhret. Asıl şöhret? Şöhret Allah'ındır. Sana bana gelen teveccüh yalandır yani. Asıl yok ki. Kemalatın kaynağı ben miyim, sen misin ki şöhreti aslı olsun? Kazip yalancı demek. Yalancı şöhret. Yani bize gelen şöhret var. Bir tanesin şey, benim nimetimiz şöyle. Hikaye. Böyle daline verin. Koyuyorlar seni bir tarafa, koy atıyorlar. Hiç. Vallahi hiç acımadan harcıyorlar bozuk para gibi. Hiç affetmiyor. Her türlü sahip çıkıyorsun. Her türlü ha. İçimi bir yarsam. Ben de öyle yapmışım ki ben de böyle görüyorum. Basit bir sebeple koyuyor seni kenara. Hepsi yalan. Abi var ya böyle. Hocam, şamyon, traktörün şamyonu gibi. Hocam, abi, hikaye, yalan, küllümen yalan. Usta da böyle olursa bak, yalan şöhret. Asılsızdır. Bırakın, aslı yok bize. Şişirmeyen. Riyaya da sebeptir. İhlasımızı da kırıyor. En iyisi Allah'ta ara şöhreti. Hepimiz yani. Görüyor musun? Şekillendirirsek ne kadar? Ben burada kendim bir şey mi anlattım? Bir şey soktum aynı işte. Bak görüyor musun? Hepsi küllüme yalan. Küllüme yalan. Şöhret. Peki ne diyorlar? Sefi, alçak, insanın dibine vurmuş ahlak ve rezil şeylere yıldız diyorlar bir daha. Ne demek? İnsanların örnek insanı. Toplumun örnek kişileri. Bunlara yıldız. Batmayan yıldız. Oysa ya ahlaken ya şeyden insanların en alçağı olmuş. Karanlık toplumlara yıldız diyorlar. Evet. Yani karanlık toplum aslında. Evet. Karanlık toplumu güzel söyledin. Karanlık toplumun şeyidir. Cümleyi bitireyim. Usta diyor ki eğer bana itham, biz de böyle yapalım ya diye söylüyor. Hücum edildi. Hakaret mi edildi? Eleştirildi mi? Bak bakalım. Seni nereye götürecek? Bir. Senin bir sürü şöhret-i kaziben vardı. Yalan. Aslı yok. Riyaya da sebep olmuş. İhlasını da kırmış. O itiraz, şeytanın kemalatı şey vardı ya, enerjisi bak. Bakmayınca nasıl kemalat oluyor o enerji? Var olan bir enerji. Koynunda akrep var yani. He. Ustad diyor ki, bu diyor şey, müsbete nasıl yerim? Şöhret-i kazibe kırmak için teveccühü ammeyi hakkımda bozmak murat ise, yani bunu niçin yapıyorlar? Said'i sevmesinler. Ha burada muratları diyor, teveccühü amme, yani toplumun bana bakışını bozmak istiyorlarsa, ben diyor kendimi değil, Risale-i Nur'u öne şey yapıyoruz, gösteriyoruz. Kendimizi değil, hakikati gösteriyoruz. Hakikat da bu. Ha benim şahsımı şey yapmak istiyorlarsa ne diyor? Bakımda onlara rahmet diyor. Benim şahsım kırıldı mı? Üstad vefat etti. Risale-i Nur'un hizmetinde şans var mı? Yok. Şans gözükmediği için hiç kimse tenkit edemiyor. Eğer Risale-i Nur'u temsil eden bir şahs veya şahslar olsa mutlaka ya konuşmasında, ya edebinde, ya ilminde, ya bir sürü insan eksik değil mi ya? Onun için Üstad Hazretleri, ustadımız, mesleğimiz, şahsında kendi yaşarken şahsçılığı kaldırmış. Çünkü müşteri olacak kişi insan görmesin. Direkt Kur'an'ın hakikatiyle muhatap olsun. Kusursuz. Ama insan bana bakarak nurları tanıyacaksa o kadar kusur var ki. Dün böyleydi, bugün öyleydi. Ders anlatma şekli, mimiklerin, ya niye böyle yaptı, şöyle yaptı. Yani mani ha, nurlara tanımasına mani olurum da. Onun için ustad kendi zamanında kaldırmış. Sungur abinin tabiriyle
post nişin değil dedi bizim mesleğimiz. Yani öyle şey bırakmak öyle şeyler yok. Demek ki onlara şansı mı diye çürütüyorlar. Onlara rahmet diyor. Bak biz kendimizi uygulayalım. Tenkit etti. Hazmedeceğiz. Ama çok zor tabii. Aslında bir ölçüde veriyor. Mesela benim anladığım. Mesela diyelim ki birisi beni tenkit etti. Varsa vatanı düzelt. Düzeltmem lazım. Yoksa ihlaslı ol. Evet. İhlasa itiyor yani. Eğer o şey sende biraz önce şeytanın enerjisi var diyor. Bak bak bak. Hop geçti bakmadı. Ne olacak o enerji geri gitmeyecek. Şimdi adam tenkit etti. Hasan böyledir dedi. Bak bakalım öyleyse düzelt. Çünkü ahirette düzelme şansın yok. Ahirette de diyecekler sana niye yaptın? Onun adına söyledi. Yani ders alalım diye söylüyorum. Kendi öz eleştirim. Böyle doğru söylüyorsa düzelmem lazım. Yanlış söylüyorsa da şeytanın enerjisidir gibi kemalatıma sebep olur. Şeyin dediği gibi Halit bin Velid'in sözünü çok önemsiyorum bu konuda. Diyor ki bir sürü insan var. Hasan Basri'nin var, Hazreti Ali'nin var. Gıybet edilmiş de. Ama benim çok hoşuma veya alışmadığım bir şey cümle söylemiş. Halit bin Velid demiş. Onu gıybet ettikleri zaman demiş ki bir mana. Sistemcisin ya o yüzden onu söylüyorum. Çok seviyorum ya. Yani sistemi çok seviyorum. Ya yani mesela Hasan Basri demiş ki ya sen nerede şey yaptın demiş. Hasan Basri söyleyeyim. Ya biz yemek yerken söyledi diyor. Bir adam diyor. Onun sana verdiği yemeği midende tuttun da onun iki çift lafı diyor. Niye tutamadın diyor. Yani gazını tuttuğun gibi onu da niye tutamadın vesaire. Bir kişi de demiş ki işte beni gıybet etti baklava göndermiş günahımı aldığı için. Herkes bir şey demiş. Ama Halit bin Velid demiş ki bu konuda herkes kendi boş sayfasını dolduruyor. Çok etkiliyor beni. Yani sistemi çok seviyorum. Sistem. Ya Halit bin Velid dedin de bir sözün aklıma iyi ben de söyleyeyim dayanamıyorum. Hadi. Şimdi bu İran'ı fethetmeye gittikleri zaman. Damardan giriyor abi. İran'ın hükümdarlarına demiş, oradaki meclisine demiş. Aç şunu da söyle, aç şeyi, evet. Sesin gelme. Ha. Demiş ki siz demiş, kadın ve şaraptan lezzet aldığınız kadar biz ölümden lezzet alıyoruz. Allah Allah. Onun için sizi fethedeceğiz. Öyle bir askerle geldim demiş. Öyle bir askerle. Sizin hayatı ve kadını sevdiğiniz kadar diyor, ölümden sonra askerle geldim. Hayatı değil, ha? Kadını ve şarabı. Kadını ve şarabı ve sevdiğiniz kadar biz de... Hayır. Lezzet aldığınız kadar. Ha lezzet aldığınız kadar biz de... Biz de ölümden lezzet alıyoruz. Allah Allah. Dehşet ben onu böyle titriyorum yani. Bu nasıl demiş ya? Nasıl demiş ya işte. Allah dedirtmiş. Ya demek ki yaşayan bir adam. Yaşayan ya. Adam tabii. Zaten biliyorsun harp dehası. Strateji uzmanı. Ha? Strateji uzmanı. Allah'ım yarabbim. Evet. Allah'ım ona merhamet et. Bizi ona, bize şefaatçi yap. Onu yad ettiğimiz gibi. Bizi de... Onu bize yani tamam mı? Onu bize şefaat yap. Biz onu yad ettiğimiz gibi bizi de ona yad et. Bir daha ne demiş biliyor musun? Ne demiş? O kadar harp yaptım diyor. O kadar harp yaptım ama deve gibi yatağımda ölüyorum dedi. Ona da çok üzülmüş. Deve gibi yatağımda ölüyorum demiş. Şehit olamadım yani. Allah. Allah. Dehşet bir olay ya. Bende şey var da bu ansiklopedi birinci ikinci sahabeler. Sahabe. Çok güzel şey. Ve sahabeler biz çok büyük yaşlı zannediyoruz değil mi? 50-60 yaştan falan. Değil değil. Ortalama 17 yaşında ya. 17-18-19. Asıl yıldız onlar abi işte. İşte. Tabii yıldız onlar işte. Semanın yıldızlar. Dünyayı aydınlatmışlar. Çok şükür. Dünyayı. Ötekilerin yıldızı karanlık dünyanın küçük mumları. Peki. Bu cumartesi dersimiz. Bir de böyle dersler, meslek dersi perşembe oluyor. Geçen perşembe Ömer yapmıştı değil mi? Vâhır davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemîn. El-Fatiha. Dur kapatma bakayım. Hasan abi soru sorabiliyor muyuz? Sor abi. Sorabiliyor muyuz abi? Sor. Zaten dersten girip sözünü bilmiyorum da abi ders arasında girebiliyor muyuz diye. Dersin içinde tevhidi kabul etmek, kendi fıtratına uygun beşer etrafında hareket etmek, küllüleşmekten bahsettiniz ya. Evet. Alo. Dinliyorum, duydum. Bu
tamam ses gelmedi diye ben de tereddüt ettim. Şimdi hani işte tamam intizamı olmayanın, nizamı olmayanın külliyeti olmaz. Külliyeleşmek için bir meşhep etrafında, meşhep etrafında toplanmak lazım. Doğru. İşte 20. Leman'ın oradaki ihtilaf meselesi. Sahari yerlere nispeten rekabetkarhane ihtilafları görünmüyor ama hakiki olan muhabbet ve ittifak o yoksa da zararlı muhalefette yok diyor ya. İşte bir de bu mektubattaki geçen yerde işte birimiz şarkta birimiz kartta olsak aynı dava üzerine hareket edenler beraber birlikte olabilirler, bir sayılabilirler, birbirleriyle sohbet edebilirler. Bizim gibi hakikat kardeşleri için bu önemlidir gibi ifadelerin şey, mesela buradan ders alıyoruz. Fakat bizim farklı meşrepler cismani ve bedeni olarak da müfritane irtibat hakikatını yerine getirmek adına üstadımızın emri olan müfritane irtibatı yerine getirmek adına da yani ara ara 3 ayda bir, 5 ayda bir veya 6 ayda bir böyle cismen ve bedenen de aynı bir mekanda ve içtima etmemiz iktiza etmez mi? Sanki bu tevhid-i kıble ve meşrebin etrafında toplanmak çok bence gerekli ve istifadeli olması gereken bir şey. Ama sahip meşreplere karşı da böyle bir üstadımızın tesadüf muhabbet gibi, ittihat ve ittifak gibi ifadelerin de böyle bir veci tevfiki ve tevfiki varmış gibi. Bunu nasıl anlamak lazım? Allah razı olsun Eli. Evet doğru. Sahabeler birbirlerini bir gün görmeseler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında dayanamazlarmış. Çünkü bir araya en az bir ayda, üç ayda gelmek benim anladığım 4 tane sistemi aktif ediyor. Ben biraz sistemci kafam çalışıyor. Sistem nasıl çalışıyor bir araya gelmek? Evet sırf aynı şeyi düşünmek. Aynı yolda koşturmak, parkurda aynı şeyler söylemek yetmiyor. Beraber olmak da yetiyor. Olunca ne oluyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabe ilişkisi gibi. Bir, insiba sistemi çalışıyor. İki, inikas sistemi çalışıyor. Üç, sirayet çalışıyor. Dört, temessülat galiba. Yok, insiba. İnikas, sirayet, temessülat. 3-4 tane sistem çalışıyor. Onun için biz vakıflarımız, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde vakıflarımız var. Birbirimizden kopmayalım diye kaç 6 ayda bir miydi? 6 ayda bir. Her 6 ayda farklı mekan. Bazen Rize, bazen Hatay, bazen Ankara, bazen vesaire. Yerde bir araya geliyoruz. Kendimize zaman ayırıyoruz. Dershanelere birer tane nöbetçi bırakıyoruz. İçtimaiyattan. Yani böyle emekli olmuş veya işte zamanımı sayıp bırakıyoruz. Hiçbir vakıfı bırakmamak şartıyla 6 ayda biz bir araya geliyoruz. 10 gün mü? Bir hafta mı kendimize? 10 ile 15 gün arasında bir araya geliyoruz. Aynı yerde kalıyoruz. Geçen sene Rize'deydik değil mi? Daha oraya geleceğim. Bu sefer bunu yaptık. Yetiyor mu? Yetmiyor. Sonra cemaatimizden senede bir yapıyoruz. Yani meşreben beraber hareket ettiğimiz arkadaşlar ilan ediyoruz birkaç ay önce, 4-5 ay, 6 ay önce falan şehirde, falan yerde beraber olacağız. Ona göre işinizi ayarlayın diye. Bizimle hareket eden arkadaşlara, kardeşleri ilan ediyoruz. Böyle işleri tanzim ediyoruz. Yemekleri yapan, o zaman müzakere yapıyoruz, mutala yapıyoruz. Sorular soruluyor, birbirimize daha yakın. Böyle yapmak kesinlikle lazım. Ustad da diyor zaten, sizi diyor, ustad zaten sürülmüş. Sizi de yanımda hissetmek istiyorum diyor. İhtiyaç hissediyorum ama elimden gelmiyor. Hayalen diyor, sizi hazır ediyorum. O kadar içine işlemiş ki Allah da duasını kabul etmiş. Dua ederken aşağıda arkada Hafız Ali abinin sesi geldi. Amin diye. Sormuş Hafız Ali arkada mı yok dedi. Ta oradan beni duymuş. O da lazım arkadaşlar, kardeşim. Lazım. Yani bir araya içtima etmemiz gerekiyor. Bunu Allah rahmet etsin. Sungur abi döneminde oluyordu.
Manisa'da Muğla'ya yapıyordu, Kastamonu'ya yapıyordu. Ondan sonra olsa bile de küçük böyle Sungur abi o konuda çok muazzam bir şey vardı, dirayeti vardı. Şeyde ihlasta, kucaklamada Bayram abi. Yani acayip bir şefkati var. İhlas diyorum şey, İhlas Ulus abi diyor. Şefkat, şefkat. Kucaklama şefkati var ya. Tuhaf yani. İlmi dirayet Mehmet Feyzi abi. İhlas Ulus abi. Ama o dediğin gibi içtima etmek, beraber olmak, böyle mikrofonla derste oturuyor. Yani beraber oturuyoruz ya, böyle gidiyoruz. Bunu biz İstanbul içi de yapıyoruz. Mesela Ümraniye'de o Beykoz tarafında yer kiralanıyor. İstanbul ve Ankara, yani Türkiye'yi genellemiyoruz. Meşrebimizle alakalı olanlara orada yapıyoruz bunu. Yapıyoruz. Kemal yapıyordu, selam olsun. Belki derstedir, bilmiyorum. Ümraniye'de Kemal onu ayarlıyor. Herkese. Buna o kadar ihtiyaç var ki. O kadar ihtiyaç var ki Edip. Siz de yaparsanız çağırın. Zamanım da müsaitse gelirim inşallah. Abi Allah razı olsun. Ama şöyle sorduğum soru şuydu abi. Kendi meşrebimiz için de zaten lüzumu var. Yapıyoruz da kısmen de. İşte mesela bir kurdoğlu işte meşrebiyle. Ha. Meşveret heyetiyle. Veya çok ihtilaf noktalarımız olsa da mesela. Çok Yeni Asya'dan çok kadim insanlar var mesela. Onlarla bir araya gelip yani bir araya gelebileceğimiz ihtilaflı meseleleri konuşmayacağımız böyle bir zemin teklifi muhala yüksek mi? Yoksa daha büyük kitlelere sebep olur. Herkes kendi meşrebi içerisinde bu lemalarda geçen bizim kardeşliğimize, kat kardeşliğimize zaman ve mekanın ihtilaflı ihtiyacı yoktur. Mustafa abi de ayrıldı. Geçen sene. Ayrıldım. Küçük oldu o. Edip, o da oluyordu. Fakat şöyle yapıyorlardı. Tabana indirilmemiş. O hizmette gönül vermiş. Önde bulunmuş kişiler arasında oluyordu. Abdullah Yeğin abinin vefatına kadar. Bu oluyordu. Bu ben Türkiye'de gördüm bunu. Bu oluyordu. Yani mesela Kurdoğlu... Yeni Asya'dan da vardı. Mesela Meşveret biz de vardık vesaire. Çağırıyorlardı. Hüsnü abi zamanında böyle biraz oldu ilk. Hüsnü abi vakıfları çağırıyordu. Ben mesela 3 tane katıldım Hüsnü abi. İlk böyle Beylikdüzü'ndeki toplantısı, dersi şimdi binlerce kişi. Herkes gelmiş. Her türlü şey var. Öyle biraz çok geniş bir tabanlı oldu. Kaldırmaz Edip bu çok fazla. Ama biz o Üstün abinin ben 3 tanesine katılabildim. Sonra 2 tane Ömer katıldı. Sonra çapı büyüdükçe onun tadı da gitti. Tadı olmuyor. Yani her şey birbirine giriyor. O Edip o genel bütün tabana yaymak o kaldırmaz o. Kalkmıyor. Olmuyor. Fakat ekabiller var. Mesela bunu biraz cenazede görüyoruz. Mesela Allah rahmet etsin Akgündüz abimizin eşi. Ben katıldım karşıda. Neresiydi orası? Beykoz. Beykoz'a katıldım. Oraya katıldım. Bak kimler vardı. O kadar kişi. Mesela Abdurrahman İraz vardı. Hemen sarıldı. Mehmet Ali Bulut abimiz sarıldı böyle. Zaten Profesör Akgündüz, mesela Mustafa Kahraman, değil mi? Sufa'nın olmuş, gönül insanları. Yani diğer Yeni Asya'da, neydi onun adı, unuttum, o vardı. Kaplan Hocam. O kadar, yani istenmez ama tabii yani böyle. İnsan bazen uzadıkça birisinin cenazesi olsa da bir araya gelsek diyesi geliyor. Yani o kadar ihtiyaç hissediyoruz ki. Mesela gidiyorduk. Kahraman cenaze namazını kıldık. Profesör Akgündüz'ün eşinin şeyinde. Mezarlığa giderken Mustafa Kahraman'la gittim. Şadırvan'da yaşlı hürmet ederiz. Mehmet Ali Bulut abimiz. Kalktı abi otur ya. Yok. Aynı heyecan. Dedim ya böyle.
Ondan sonra diğer işte yazarlar o kadar güzel oluyor ki yani. Adeta biraz ihtiyacımızı gideriyor. Emniyet sebebi oluyor cenazelerse. Ama çok genel taban olsa bu Türkiye kaldırmaz. Onlar başka yapan Ali Sert Hoca vardı. Kırıkhan'da bunu yapardı. Ben mesela Maraş'a, Antep'e katıldım. Abdullah Yeğen abi yapmıştı. Şey vardı, Muzaffer abi vardı Adana'dan. Ondan sonra Nesil'den Paksu abi vardı mesela. Kahraman vardı. Yani Yeğen abi şeyinde. Ben de gitmiştim. Ben o zaman Kırıkhan'daydım. Yani biraz böyle biraz da imtiyazlaşmış şey seviyede oluyor. Bu oluyordu ama biraz durakladı Yeğen abinin şeyinden sonra. Herhalde bu koronadan sonra. Ama bu ihtiyacımızı kısmen kendi aramızda bir de cenazelerde her meşrep görüşülüyor. Cenazelerde biraz da bir kongreye dönüştü. Ama inşallah Sungur abi ve Ali Sert Hoca'nın yaptığı o önde gidenlerin bir araya gelmesine sebep olan böyle şeyler yaparlardı. İki günlüğüne, üç günlüğüne program. İnşallah olur. Rabbime emanet olun. Başka sorusu olan var mı abiler? Yok. Selamun aleyküm. Ve yiyelim. Hazır.